ultra lüks mega yatlar, motor yatlar, katamaranlar, yelkenliler ve sürat teknelerinin denizde konfordan vazgeçemeyenlerle buluşacağı Gisbir Boat Show Tuzla için geri sayım devam ediyor. 5 Ekim'de Viaport Marina'da deniz severlerle buluşacak olan fuar, bu sene Gisbir ana sponsorluğunda gerçekleşiyor. 600 milyon lirayı bulan 200'ün üzerinde teknenin satışa çıkacağı fuar programında birçok eğlenceli etkinlik de yer alacak. Gisbir Boat Show Tuzla Fuar Direktörü Dilek Günaydın, Gisbir'in desteğiyle daha da güçlendiklerini ve birçok farklı etkinlik düzenleyeceklerini söyledi. Her şeyden önce Türkiye'nin deniz üzerindeki tek fuarıyız biz şu an. Dünyada kendi evinde fuar yapan tek fuar şirketiyiz biz. Bu senin en büyük farklarından birisi aslında sizin de bildiğiniz gibi Gisbir'in bu işte gerçekten dev desteği. Hem Gisbir'in kurum olarak hem de Murat Kıran'ın başkanımızın şahsi olarak vermiş olduğu destek gerçekten tartışılmaz derecede büyük bir destek bizim için. Biz de elimizden geldiğince buna yakışır bir şekilde bütün programımızı, organizasyonumuzu yaptık. Ben kısaca farklılıklarımızı sıralamaya çalışayım size geçtiğimiz senelerden. Bir kere bu sene Gisbir'in desteğiyle katılımcılarımızın fuarımız tarafındaki büyümesi, ivmesiyle ilgili çok pozitif dönüşler aldık biz. Hem Gisbir'in hem Murat Kıran'ın desteğiyle bu fuar ne noktalara gelebileceğini herkes gördü ve katılım tarafında olduğu için zengin bir profile hitap etmeye başladık. Geçtiğimiz senelerde olmayan birçok firma bu sene katılım gerçekleştirdi. Bu bir tarafı. Diğer tarafı bu sene ilk defa bir denizdeki fuarda çok uzun sürelerdir göremediğimiz etkinlik takvimine ulaştık. Yaklaşık olarak fuarın içerisindeki her hafta sonu full bütün gün boyunca devam eden etkinliklerimiz olacak. Birkaç tanesini örneklemek istiyorum ben. Örneğin Nissan'ın Hindistan Başkanı Sinan Bey'in Nissan Sailing Team'in en başından 4 sene öncesinden bugüne kadar geliş hikayesini anlatacak Nissan'ın eğitim koçuyla beraber. Bunun dışında Sayın Kemal Saatçıoğlu ve eşi tekneyle ilgili teknedeki yeme içme neler yapabiliriz kolay burme olarak onlar bunları anlatacaklar. Bir panelimiz var fuarın içerisinde CEO'ların tekne yaşamı diye. İşte Renault'un CEO'su Sayın Berk Çağdaş, Doktor Berk Çağdaş'ın. T-Bank'ın CEO'su Sayın Servet Bey'in ve onunla beraber moderatörünün Sayın Barbaros'un yapacağı bir panelimiz olacak. Onlar CEO'nun tekne hayatını anlatacaklar. Bununla beraber birçok dergimiz, sektörel dergimizin etkinlikleri olacak fuarın içerisinde. Aynı zamanda katılımcılarımızdan yeni teknolojiler, hibrit teknolojiler, bunların motorlara uygulamaları, dıştan takmaları gibi bununla ilgili panellerimiz olacak. Bu işin içerisinde biraz aslında Gisbir'i de dahil ettik biz. Gisbir'de denizcilerin ulusal basında denizcilik semineri adı altında işte NTV'den Korhan Varol'u, Milliyet'ten Gökhan Karakaş'ın yer alacağı Cüneyt Yalınkılıç'ın moderatörlüğünde onlar da ulusal basında denizciliği konuşacaklar. Bir tarafı medya, bir tarafı televizyon, bir tarafı da radyo olarak konuşacaklar bunu. Bu sene geçen senelerden farklı birçok dünya lansmanı, Türkiye lansmanı teknemiz sergilenecek bu arada. Ama asıl büyük farklılıklarımızdan bir tanesi Tuzla'da ilk defa bir yacht parade dediğimiz aslında teknelerin tekne geçirdiği, tekne defilesi olarak adlandırdığımız Tuzla Yelken ve Sporları Kulübü'nü yapacağımız ve bu işin ana sponsorunun Gisbir olduğu Gentleman dergisiyle beraber organize ettiğimiz bir organizasyonumuz var. Burada Sanlar Tersanesi, SS Motor gibi çok sponsorumuz da olacak yine. Burada Türkiye lansmanı ve dünya lansmanı 8 veya 10 tekne gibi şu an opsiyonlarımız da var. Tekne geçit töreni yapacaklar. Biz oradan alanda açılış seremonisi alanından müziğimizi dinledikten sonra açılış resmi törenimizi yaptıktan sonra teknelerin defilesini izleyeceğiz. Teknelerimizin geçit töreni orada ekranlarda göreceğiz. Hangi teknemiz var, özellikleri nelerdir bunları anlatacağız sizlere orada kokteyle katılımcılarımıza. Bu aslında çok büyük bir ilk fuarımızın içerisinde ilk defa yapılıyor böyle bir organizasyon. Bu da en büyük farklılıklarımızdan bir tanesi. Dilek Günaydın, amaçlarının Gisbir'le birlikte Tuzla'yı markalaştırmak olduğunu söyledi. Bu sene pazarlama ve PR tarafında çok fazla açıkçası yol aldık. Geçtiğimiz senelerde yapmış olduğumuz etkinlikler, bir arada bu sene üzerine katma değerleri de beraber toparlayaraktan yani bu marketing dediğimiz pazarlama tarafını daha da güçlendirerek son kullanıcıya en güzel ve en kolay şekilde ulaşmanın noktalarına baktık. Sadece Türkiye olarak düşünmeyin lütfen. Uluslararası tarafta, uluslararası aranızda da birçok dergiyle yayınla işbirliğimiz oldu. Geçtiğimiz senelerde yine editörlerimizi davet etmiştik uluslararası dergilerden. Misafirlerimiz olmuştu. Bu sene de yine davet ettik onları. Hatta Türk tersanelerimizle geziler de yapmıştık geçen sene.
Bu sene için henüz o etkinliğinize gibi geri dönüş yok ama en azından editörlerimizin buraya geleceğini, fuarımızda gezeceğini biliyoruz. Aslında biz şunu anlatmak istiyoruz burada. GİSTİ'nin de amacı bu, bizim de amacımız bu. Dünyadaki bütün fuarlar yapıldığı şehre göre isimleniyor ve açıkçası uluslararası arenada boy göstermeye başlıyor. İstanbul çok büyük bir metropol baktığınızda. Bizim burada amacımız Tuzla'yı markalaştırmak. Yıllardır Sayın Başkanımız Murat Kıran'ın yapmak istediği gibi gemi inşaatının ve tekne inşaatının merkezi biziz, Tuzla. Bu iş burada büyüyecek. Denizde ve karada Türkiye'nin en büyük fuarları burada olacak. Bundan sonra bizim önümüz açık. Hele de GİSTİ'nin de desteğiyle artık önümüzde hani daha büyük bir destekle büyüyen bir kar topu heyecanıyla devam edecek bu iş. Biz de bunu söylüyoruz. Sahiplendi Tuzla artık bu fuarı. Belediyesiyle, kaymakamıyla, dernekleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla çok büyük bir şekilde gümbür gümbür geliyoruz. Dilek Günaydın, konumu itibarıyla deniz severlerin fuara çok kolay bir şekilde ulaşabildiklerinin altını çiziyor. Avrupa yakasındaki birçok fuar merkezi özelliğini yitirirken Anadolu Avrupa yakasındaki havalimanı, Atatürk Havalimanı'nın kapanmasıyla biz aslında pozisyonda kendimizi katma değer katıyoruz stratejik olarak konumumuza baktığımızda. Osman Gazi Köprüsü sayesinde Yalova'dan, Bursa'dan ve İzmir'den inanılmaz ziyaretçi alıyoruz geçen seneden bu yana. Bununla beraber Ankara'dan çok ciddi ziyaretçi sayımız var artan. Ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nı çok etkin bir şekilde kullanıyoruz biz. Bunu transferlerimizle kullanıyoruz. Marmaray biliyorsunuz Tuzla Piyade Okulu'na kadar kapımızın önüne kadar geliyor. Çok kısa bir mesafe bu aslında. Tuzla'da bakıyorsunuz 5 yıldızlı, 4 yıldızlı, 3 yıldızlı oteller, butik oteller. 30'dan fazla otelimiz var şu anda. Biz çok rahat uluslararası ziyaretçi, yerli ziyaretçi, binlerce ziyaretçi Tuzla'da çok konforlu bir şekilde ağırlayabiliyoruz.